Üçüncü hüküm, ayeti kerime, Cenab-ı Hakk'a, din hususunda, salah ve asla, gözetmesinin farz olmadığına delalet eder. Çünkü, eğer doğruya iletme, ayşat, Allah'a farz olsaydı, bu bir nimet sayılmazdı. Zira, yapmaya mecbur olunan bir şeyi yapmak, bir nimet verme değildir. Cenab-ı Hek, bunu bir nimet verme olarak isimlendirdiği için, bunun Allah'a vacip olmadığını anlıyoruz. Dördüncü hüküm, ayetteki, nimet vermeden kastedilenin, Allahü Teala'nın, mükellefi imana kadir kılması, ona iletmesi ve onun mazeret ve engellerini kaldırması, olduğunu söylemek caiz değildir. Çünkü bunların hepsi, kafirler için de vardır Cenab-ı Allah'ın, bu muktedir kılma ve imanın engellerini kaldırma bütün insanlar için umumi olduğu halde, bu nimet vermeyi bazı mükelleflere ait kılmasından, ayetteki inamdan muradın, imana muktedir kılmak ve onun önündeki engelleri kaldırmak olmadığını anlamış oluyoruz. 9. Fasıl Ayril Mağdubi Aleyhim Velad Dallin, ayetinin tefsili Gazaba uğrayan ve sapıkların, yoluna değil, Fatiha 7, burada birçok faydalar vardır. Birinci fayda, meşhur olan görüşe göre, gazaba uğrayanlar, Yahudilerdir. Nitekim Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Allah'ın lanet edip aleyhine şazap ettiği kimseler, Ma'at 60, ayetteki, sapıklar, daha önce muhakkak ki saptılar ve birçok kimseyi de sapıttılar. Onlar dümdüz yoldan sapmışlardır, Ma'at. 77, ayetinin de gösterdiği gibi Hristiyanlardır, yaratıcıyı inkar edenlerle müşrikler din bakımından Hristiyan ve Yahudilerden daha pistirler, bu nedenle, onların dinlerinden sakınmak daha evla olur denilerek bu görüşün zayıflığı ileri sürülmüştür. Tam aksine evla olan, kendilerine gazap olunan kimselerin görünen amellerde hata eden kimselere, ki bunlar da fasıklardır, sapıtanlar, sözünün de inanç bakımından hata eden kimselere hamledilmesidir. Çünkü lafız, umumidir. Umumi olan lafzı kayıtlamaksa, aslolanın aksine bir hareket tarzıdır. Kendilerine gazap edilmişlerin kafirler, sapıtanların ise münafıklar olduğunu söylemek ihtimal dahilindedir bu böyledir, çünkü Cenab-ı Hak, Bakara suresinin ilk beş ayetinde müminleri zikrederek, onları medhetmiş, sonra, o kafirler yok mu? Bakara, 6, diyerek, kafirlerden bahsetmiş, daha sonra da, insanlardan, iman ettik diyenler vardır, Bakara, 8, diyerek, münafıklardan bahsetmiştir. Burada da, aynı şekilde, diyerek önce müminlerden başlamış, sonra diyerek kâfirleri zikretmiş daha sonra da diyerek münafıklardan söz etmiştir. İkinci fayda Cenab-ı Hek, onların sapıtmış olduklarına hükmedince onların mümin olmaları imkansız olmuştur. Aksi halde Allah'ın doğru olan haberi yalana dönüşmüş olur ki bu imkansızdır. Muhal olana götüren şey de imkansızdır. Üçüncü fayda Allahü Teala'nın sözü melekler ve peygamberlerden hiçbirinin Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerin amellerine ters olan bir amele, kendilerine nimet verdiği kimselerin inancına ters olan bir inanca yönelmediklerine delalet eder. Çünkü bunlardan böyle bir şey sadır olmuş olsaydı, muhakkak ki haktan sapmış olurlardı. Çünkü Cenab-ı Hak, haktan sonra ancak sapıklık vardır. Yunus 32 buyurmuştur. Eğer onlar sapıtmış olsalardı, onlara tabi olmak caiz olmaz ve onların yoluyla da hidayete erişilmezdi. Böylece de onlar, cenab Hakk'ın sözünün kapsamının dışına çıkmış olurlardı. Bunun böyle olması geçersiz olunca, biz bu ayette peygamberler ve meleklerin ismetini anlamış oluruz. Dördüncü fayda, ilahi gazap ne demektir? Gazap, intikam alma arzusuyla, kalbeteki kanın kabardığı sırada meydana gelen bir değişikliktir. Bil ki, böyle bir şey Allah hakkında imkansızdır. Ancak burada umumi bir kaide vardır ki, o da şudur, nefsani hallerin tamamının, ki bunlardan maksadım acıma, neşe, sevinç, öfke, utanma, kıskançlık, hile ve tuzak, kibir ve alaydır, bir başlangıç, bir de sonu vardır. Mesela öfkenin başlangıcı, kalbi kanın kabarması, sonu ise, kendisine kızdığı kimseye zarar vermek istemesidir. Buna göre, gazap, lafzı, Cenab-ı Allah hakkında, kalbeteki kanın kabarması manasında olan başlangıcına hamledilemez. Belki, zarar vermeyi istemek, manasına olan neticesine hamledilebilir. Haya, da böyledir bunun bir başlangıcı vardır. O da insanda meydana gelen bir inkisar halidir. Haya, gayesi de, bir işi terk etmektir. Buna göre, haya, lafzının Allah hakkında, işi terk etme, manasına hamledilmesi caiz, fakat, nefsin inkisarı, manasına hamletmek ise caiz değildir. İşte bu, bu konuda çok kıymetli bir kaidedir. 5. fayda, mutezile, Allah'ın onlara gazap etmesi onların, kendi iradeleriyle, yasak olan şeyleri yapmış olduklarını gösterir aksi halde, Allah'ın onlara gazap etmesi, Allah'tan onlara bir zulüm olurdu, dedi. İhli sünnet ise, Cenab-ı Hek, onlara kızdığını zikredip peşi sırada onların sapıtmış olduklarını ekleyince, bu ifade tarzı, Allah'ın onlara gazap etmesinin, onların sapıtmış olmalarının illeti olduğunu gösterir. Buna göre de Allah'ın sıfatı, kulun sıfatında müessir olmuş olur. Ama, onların sapıtmış olmaları, onlara Allah'ın gazap etmesini gerektirir dersek, bu ifadeye göre, kulun sıfatı, Allah'ın sıfatında müessir olmuş olur ki, bu da imkansızdır. Altıncı fayda, Fatiha suresinin evveli Allah'a hamd etmeyi, ona sena etmeyi ve onu övmeyi ihtiva eder sonu ise ona iman etmekten ve ona itaati kabul etmekten yüz çevirenleri kınamayı ihtiva eder. Bu da bütün hayırların kaynağının ve mutlulukların dibacesinin Allah'a yönelmek, belaların kaynağının ve korkuların başının da Allah'tan yüz çevirmek, ona itaatten uzaklaşmak ve ona hizmet etmekten kaçınmak olduğuna delalet eder. Yedinci fayda, bu ayet, mükelleflerin üç kısım olduğunu gösterir, birinci. İtaat edenler, sözü bunlara işaret eder. İkinci, günah işleyenler, sözü ile bunlara işaret edilmiştir. Üçüncü, Allah'ın dini hususunda cehalet ve küfür içerisinde olanlar, sözüyle de bunlara işaret edilmiştir. Şayet, Allah'a asi olanların, niçin kafirlerden önce zikredildikleri sorulursa, deriz ki, bu günah işleyenlerden her biri, küfürden sakınmakla birlikte, fısktan sakınmaz. Bu sebeple fısktan sakınmama mühim bir husus olmuş olur. Bundan dolayı da önce o zikredilmiştir. 8. fayda, bu son ayet hakkında bir soru vardır. O da şudur. Allah'ın gazabı o çirkin ve günah işin okuldan sadır olacağını Allah'ın bilmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu bilginin ise ya kadim ya muhdis, sonradan meydana gelmiş olduğu söylenebilir. Eğer bu bilgi kadim ise, kulun varlık alemine girmesiyle devamlı olan bir azaptan başka hiçbir şeyden istifade edemeyeceğini bile bile Cenab-ı Allah niçin onu yokluktan var edip onu yarattı? Bir şeye kızan kimsenin o şeyi yoktan var etmeye ve icat etmeye yönelmesi nasıl düşünülebilir? Ama bu bilginin hadis sonradan olma olduğu söylenirse o zaman Cenab-ı Hak hadis olan şeylere mahal olmuş olur. Bir de bu ilmi ihdas etmek kendinden önce geçmiş bir ilme muhtaç olur ki bu teselsüldür. Teselsül ise muhaldir. Bu sorunun cevabı şudur. Cenab-ı Allah istediğini yapar, dilediğine hükmeder. 9. fayda ayet hakkında Diğer bir soru da şudur, Allah'ın nimet verdiği kimsenin, gazap olunmuşlardan ve sapılmışlardan olması imkansızdır. Cenab-ı Hek, sözünü zikrettikten sonra, peşine, ayetini getirmesindeki hikmet nedir? Buna cevabımız şudur, iman, ancak havefe, korku ve reca, ümit ile mükemmel olur. Nitekim Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, eğer müminin korkusu ile ümidi karşılıklı tartılsa, ikisi birbirine denk olurlar bunun Hazreti Peygamber'den değil seleften bir söz olarak nakledildiği söylenmiştir. Bu hususta bakınız, Keştül Hafa, 2 bölü 166, buyurmuştur bu hadise göre, Cenab-ı Allah'ın sözü tam ümidi, sözü de tam korkuyu gerektirir bu durumda da iman her iki rüknü ve her iki tarafı ile kuvvet bulmuş olur ve kemal derecesine ulaşır. Onuncu fayda, ayette bir başka soru daha vardır ki o da şudur, Cenab-ı Allah'ın. Makbul kimseleri bir grup, ki bunlar Allah'ın nimet verdiği kimselerdir ve dolunan kimseleri de, kendilerine gazap edilmiş olanlar ve sapıtanlar olmak üzere iki grup kılmasındaki hikmet nedir? Buna cevabımız şöyledir, kendilerine Allah'ın nimetleri tam olan kimseler bizzat hakkın bilgisi ve bununla amel ettikleri için, hayrı birleştiren kimselerdir ki Cenab-ı Hakk'ın sözü ile kastedilenler işte bunlardır. Burada amel şartı bozulursa bu kimseler fasıklardır, ile kastedilenler bunlardır. Nitekim Cenab-ı Hak, her kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş ve lanetlemiştir, Nisa 93 buyurmuştur. Eğer bundan ilim şartı yok olursa, böyle olan kimseler sapıtanlardır. Çünkü Cenab-ı Allah. Artık haktan, ayrıldıktan, sonra sapıklıktan ne kalır? Yunus, 32, buyurmuştur. Bu, Fatiha suresinin her bir ayetinin tafsilatlı olarak tefsiri hususundaki son sözümüzdür. En iyi Allah bilir. İkinci kısım. Fatiha suresinin toplu bir tefsiri sureden çıkarılan akli incelikler. Dünya alemi, bulanıklık alemidir ahiret alemi ise, sefa alemidir. Buna göre dünyaya nispetle ahiret, fere nispetle asıl ve gölgeye nispetle cisim gibidir. Bu sebeple dünyada bulunan her şeyin ahirette bir aslının bulunması gerekir aksi halde dünyadaki şeylerin, aslı olmayan bir serap ve boş bir hayalden başka bir şey olmaması gerekirdi. Ahirette bulunan her şeyin de dünyada bir benzerinin bulunması gerekir. Aksi halde ahiretteki o şeyler, meyvesiz bir ağaç ve delilsiz bir meddül gibi olurdu. Buna göre ruhani alem, ışık, nur, güzellik, sevinç, lezzet ve nimetler alemidir. Ruhani varlıkların da kemal ve noksanlık bakımından farklı olduklarında şüphe yoktur. Bunlardan birinin onların en şereflisi, en yücesi, en mükemmeli ve en değerlisi olması, onun dışındakilerin ise onun itaatinde, emrinde ve yasaklan altında olması gerekir nitekim Cenab-ı Hak. Bir elçi ki, çetin bir kudrete maliktir arşın sahibi olan Allah, katında çok itibarlıdır orada kendisine itaat olunandır, bir emindir, tek bir, 20 ila 21 buyurur. Ve yine dünyada da bu alemin en şerefli, en yüce, en mükemmel ve en değerlisi olan bir şahsın bulunması, onun dışındakilerin ise onun emri altında ve ona itaat eder olması gerekir. Buna göre ilk itaat olunan, ruhani alemde itaat olunandır. İkinci itaat olunan ise, cismaniler aleminde itaat olunandır birincisi, ulvi alemin itaat mörşi, ikincisi de süfli alemin itaat mercidir. Cismaniler aleminin, ruhaniler aleminin bir gölgesi ve bir izi gibi olduğunu zikrettiğimizde, bu iki itaat mörşi arasında bir mülakatın, bir yaklaşmanın ve bir yakınlığın olması gerekir. Buna göre ruhlar aleminin itaat mörşi ışığın kaynağı, cisimler dünyasının itaat mörşi ise bir ayna, bir mazhardır. Kaynak olan, melek elçidir, tecelligah olansa, beşer elçidir bu her ikisiyle de, hem dünya hem ahirette, mutluluklar tamamlanır. Bunu iyice kavradıysan deriz ki, Beşer Resulün durumunun kemali, Allah'a davet etmesinde görülür. Bu davet ise, ancak Cenab-ı Hakk'ın Bakara suresinin sonunda ifade buyurduğu yedi şeyle tamam olur. Bu da, müminlerden her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız. Dinledik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi bağışlamam dileriz, dönüş sanadır, dediler, Bakara. 285. Peygamberlerin hükümleri arasında. Onun peygamberlerinden hiçbirisini diğerlerinden ayırmayız, sözü de bulunur. İşte bu dört husus, rububiyet bilgisi olan, mevde, başlangıç, bilgisine taalluk etmektedir. Bundan sonra Cenab-ı Hek, ubudiyet, kulluk bilgisine taalluk eden şeyi zikretmiştir ki, bu da iki şeye dayanır bunlardan birisi, mebde, ikincisi ise, kemaldir. Mebde, Cenab-ı Hakk'ın, duyduk ve itaat ettik, dediler, sözüdür. Çünkü bu söz, Allah'a doğru yol almak isteyen herkes için gereklidir. Kemal ise, Allah'a güvenme ve tamamıyla ona sığınmadır. Bu da, Cenab-ı Hakk'ın, ey Rabbimiz, bizi bağışlamanı dileriz, sözüdür. Bu da, beşeri işlere ve insana yönelik itaatlere iltifat etmeyerek, tamamıyla Allah'a sığınmak, O'nun bağışlamasını ve affetmesini istemektir. Sonra, zikredilen bu dört aslın bilgisi ile, rububiyet bilgisi, yine yukarıda zikredilen kula ait şu, nebde ile, kemal, bilgisi ile kulluk bilgisi tamam olunca geriye çok bağışlayan melikin huzuruna çıkmaktan, ahirete gitmek için hazırlanmaktan başka bir şey kalmaz. Bu da, Cenab-ı Hakk'ın dönüş sanadır sözünden murad edilendir. Bu söylediklerimizden, derecelerin, mebde, vasat, orta ve, mead, varış yeri olmak üzere, üç olduğu ortaya çıkar. Mebdin bilgisi, dört şeyi tanımakla mükemmel olur bu dört şey, Allah'ı, melekleri, kitapları ve peygamberleri tanımadır. Vasat, olanın bilgisi ise, iki şeyi bilmekle, yani bedenler aleminin payı olan, duyduk ve itaat ettik ve ruhlar aleminin payı olan, ey Rabbimiz, bizi bağışlamanı diyoruzu arılamakla mükemmel olur. Ne adın bilgisi ise, tek bir şeyle tamam olur. Bu da, Allah'ın dönüş sanadır, sözüdür. Buna göre, işin başlangıcı dört, ortası iki ve sonu da bir olmuş olur. Bilgi hususunda bu yedi mertebe sabit olunca, Cenab-ı Hakk'a yalvarma, yakarma ve dua etme hususunda da, bundan yedi mertebe çıkar. Birinci mertebe, Hak Teala'nın, Ey Rabbimiz, unutursak veya yamlırsak, bizi muaheze etme, Bakara, 286, sözüdür. Unutmanın zıddı, hatırlamaktır. Nitekim Cenab-ı Hak, Ey iman edenler, Allah'ı çok anınız. Ahzab, 41, unuttuğun zaman, Rabbini an. Kef, 24, iyice düşünürler, bir de bakarsın ki onlar, hakikati görüp bilmişlerdir. Araf, 201, ve, ve, Rabbinin ismine an, insan. 25, buyurmuştur. Bütün bu zikir ve anmalar, ancak sözü ile elde edilir. İkinci mertebe, ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, bakara. 286, ayetidir ağır yükü savuşturmak, Cenab-ı Hakk'a hamd etmeyi gerektirir, bu da onun sözüyle elde edilir. Üçüncü mertebe, Rabbimiz, bize takat getirmeyeceğimiz şeyi yükleme, bakara. 286, ayetidir. Bu da, cenab Hakk'ın rahmetinin tanrılığına işarettir. Sözü de, bunu ifade eder. Dördüncü mertebe, cenab Hakk'ın sözüdür. Çünkü sen, din gününde hükmetmeye ve hüküm vermeye maliksin. Bu da onun, sözüdür. Beşinci mertebe, Allah'ın, bizi bağışla, sözüdür. Çünkü dünyada biz sana ibadet ettik ve her işimizde senden yardım istedik. Bu da sözüdür. Altıncı mertebe, onun bize merhamet et, sözüdür. Çünkü, bizi dost doğru olan yola ilet diyerek, senden hidayetimizi istemiştik. Yedinci mertebe, sen bizim Mevlamız'ım, binaenaleyh kafir kavimlere karşı bize yardım et. Bakara 286, sözüdür bu da sözünden kastedilendir. İşte Bakara suresinin sonunda zikredilen şu yedi mertebeyi, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, Miraca çıkarken, ruhaniler aleminde söylemiştir. Miracdan inince, kaynağın eseri mazhar üzerinde coştu da, bu Fatiha suresiyle açıklanmış oldu. Buna göre, kim namazında Fatiha suresini okursa, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu nurlar nasıl maslardan masara yani ışık kaynağından aineye inmişse kıraat esnasında bu nurlar masardan maslara doğru yükselirler. İşte bu sebepten ötürü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz müminin miracıdır buyurmuştur. Şeytanın insana girdiği yollar. Şeytanın insana nüfuz edebildiği yollar aslında üçtür. Bunlar şehvet, gazap ve nevadır. Buna göre şehvet hayvani, gazap, parçalayıcı ve heva da şeytanidir. Buna göre, şehvet bir afettir. Ne var ki, gazap ondan daha büyüktür. Gazap, bir afettir. Ne var ki, heva ondan daha büyüktür. Buna göre Cenab-ı Hakk'ın. Çünkü namaz edepsizlikten nehyeder, Ankebut 45. Bu ayetteki, fahşa, dan murat, şehvet eserleridir, ayetin devamında gelen, münkerden maksat, gazap eserleridir, vaay, dan maksat ise heva eserleridir. Buna göre insan, şehvet ile nefsine, gazap ile başkasına zulmetmiş olur, heva ile de zulmü Cenab-ı Allah'ın selaline taşmış olur. Bu sebeple Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, zulüm üç kısımdır, affolunmayan zulüm, peşi bırakılmayan zulüm, Cenab-ı Allah'ın peşini bırakması, affetmesi, umulan zulüm. Affolunmayan zulüm, Allah'a şirk koşmaktır. Peşi bırakılmayan zulüm kulların birbirlerine yapmış oldukları zulümdür. Allah'ın, peşini bırakması umulan zulüm ise, insanın kendine yapmış olduğu zulümdür. Benzeri bir hadis için bakınız Müsned, 6 bölü 240, aynı metinle, El Kemis Sair Suyuti, 2157. Bu hadis göre affolunmayan zulmün kaynağı heva, Peşi bırakılmayacak olan zulmün menşei gazap ve Cenab-ı Allah'ın, peşini bırakması, affetmesi, umulan zulmün kaynağı ise şehvettir. Sonra bunların her birinin bir neticesi vardır. Buna göre hırs ve cimrilik, şehvetin, kendini beğenme ve kibir, gazabın, küfür ve bidat da hevanın neticesidir. Bu altı şey insanda bulunduğu zaman, bir yedinci şey daha meydana gelir ki, o da hasettir. Haset ise, kötü ahlakın zirvesidir. Şeytan, kınanmışların en ilerisi olduğu gibi. İşte bu sebepten dolayı, Cenab-ı Hak, insana ait serlerin hepsinin, Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden sığınırım. Felak, beş diyerek, hezd ile zirvesini göstermiştir. Nitekim şeytana ait bütün kötülüklerin zirvesinde vesvese olduğunu. Gerek cinden gerek insandan olsun, o şeytan insanların göğsüne daima vesvese verendir. Naz, beş ila altı diyerek göstermiştir. Şeytan da vesveseden daha şerli bir şey olmadığı gibi, insanda da hasedden daha kötü bir şey yoktur hatta bundan öteye, hezdeden eden, iblisten daha şerlidir, denilmiştir. Çünkü, anlatıldığına göre iblis firavunun kapısına varmış ve kapıyı çalmış. Firavun, kim o, deyince de, iblis, eğer sen ilah olsaydın beni bilirdin, demiş. İblis eve girince de firavun, yeryüzünde seninle benden daha şerli bir kimse tanıyor musun, diye sormuş. Buna cevaben iblis, evet, bu hezdeden kimsedir. Çünkü hasedimden ötürü ben bu belaya düştüm, demiş. Bunu iyice kavradığında deriz ki, kötü huyların temeli şehvet, gazap ve nevadır. Bu üçünden doğan şeyler ise şu zikredilen yedi şeydir, hırs, cimrilik, ucup, kibir, küfür, bidat ve haset. İşte bundan dolayı Cenab-ı Allah yedi ayet olan Fatiha suresini indirmiştir. Bu yedi ayet, geçen yedi belayı def etmek içindir. Fatiha suresinin kökü besmeledir. Bu besmelede de üç isim vardır. Bu üç isim ise temel üç bozguncu ahlaka karşılıktır. Şehvet, gazap ve hevanın. Buna göre şu temel olan üç isim, kötü ahlakın üç esasının, Fatiha suresinin yedi ayeti de, yedi kötü huyun mükabilindedir. Sonra kur, anın tamamı sanki Fatiha suresinden çıkmış dallar budaklar gibidir. Aynı şekilde bütün kötü huylarda, bu yedi kötü huydan çıkan dallar ve budaklar gibidir. Üç esas isim karşılığında olan üç temel kötü huyun izahına gelince, deriz ki Allah'ı tanıyıp, ondan başka mabud bulunmadığını bilen herkesten, şeytan ve hevanın tesiri uzaklaşır. Çünkü heva, Allah'ın dışında ibadet olunan bir ilahtır. Zira Cenab-ı Hek, hevasını ilah edineni gördün mü? Casiye, 23 buyurmuştur. Ve yine Allah Hazreti Musa'ya, Ey Musa! Hevana muhalefet et! Çünkü ben Neva'dan başka benim mülkümde bana karşı koyan bir mahluk yaratmadım, demiştir. Allah'ın Rahman olduğunu bilen kimse kızmaz, çünkü kızgınlığın kaynağı hükümran olma ve yönetme isteğidir. Halbuki, velayet, Rahman'a aittir. Zira Cenab-ı Hek, o gün gerçek mülk, Rahman'indir. Furkan, 26, buyurmuştur. Cenab-ı Hakk'ın rahim olduğunu bilen kimsenin, onun rahim olması hususunda ona benzemeye çalışması gerekir rahim olunca da, nefsine zulmetmez, böylece de nefsini hayvanlara ait işlere bulaştırmaz. Fatiha'nın yedi ayeti mukabilinde olan bu yedi kötü huya gelince, bu karşılıklı olma durumunu açıklamadan önce, başka bir incelikten bahsedelim. Bu incelik şudur, Cenab-ı Hek, Besmele'de zikretmiş olduğu bu üç ismi Fatiha'da da zikredip, burada bu üç isimle beraber, Rab ve Malik isimlerini de zikredince deriz ki, Rab ismi Rahim'e yakındır. Çünkü Cenab-ı Hak Rahim olan Rab'den sözlü bir selam vardır. Yasin 58 buyurmuştur. Malik de Rahman'a yakındır. Nitekim Cenab-ı Hak O gün gerçek mülk Rahman'ındır. Furkan 26 buyurmuştur böylece bu üç isim Rab, Melik ve İlah olarak ortaya çıkmış olur. İşte bu sebeple de Cenab-ı Hak Kur'an surelerinin sonuncusunu bu üç isimle bağladı. Buna göre takdir, sanki şöyle denilmiş olmasıdır, şayet sana şeytan şehvet tarafından gelmek isterse. İnsanların Rabbine sığınırım, Nas. Bir, de, eğer gazap tarafından yaklaşmak isterse, insanların melikine, de, heva cihetinden gelmek isterse, insanların ilahına, de. Bu yedi şeyin yedi ayete karşılık olmasını izaha başlıyor ve şöyle diyoruz, kim, derse, Allah'a şükretmiş ve eldekiyle yetinmiş olur. Böylece de, şehveti yok olur. Kim onun alemlerin Rabbi olduğunu bilirse, bulamadığı ve elde edemediği şeyler hususundaki hırsı, elde ettiği şeyler hususundaki cimriliği zail olmuş olur. Böylece de ondan şehvet ve onun lezzetlerinin belası savuşmuş bulur. Kim Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu bildikten sonra, onun din gününün sahibi de olduğunu bilirse, gazap ve öfkesi zail olur. Kim derse birincisiyle yalnız sana ibadet ederiz kibri ikincisiyle de yalnız senden yardım isteriz kendini beğenmesi yok olmuş olur böylece de ondan gazap ile ondan meydana gelmiş olan kibir ve kendini beğenme afeti savuşmuştur bizi dost doğru yola ilet deyince de ondan heva şeytanı bertaraf olmuş olur kendilerine nimetler verdiklerinin yoluna deyince ise kendisinden küfür ve şüphe gitmiş olur kendilerine gazap olunmuşların ve sapılmışların yoluna değil, dediği zamansa, ondaki bidatler savuşmuş olur. Böylece, Fatiha'nın bu yedi ayetinin bu yedi kötü ahlakı def etmiş olduğu ortaya çıkar. Fatiha, muhtaç olunan her şeyi ihtiva eder. Bu fasıl, Fatiha suresinin mevde, başlangıç, vasat, orta ve mad, sonuç, ahiret bilgisi hususunda insana lazım olan her şeyi ihtiva ettiğini açıklamak hususundadır. Sol parantez nokta nokta, nokta 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 sağ parantez. Sözü, Haliki Muhtar'ın, iradesi hür yaratıcının, varlığına işarettir. Bunun izahı şöyledir, kur, anda yaratıcıyı ispat hususunda dayanılan esas, insanın yaratılmasıyla buna istidlal etmektir. Görmüyor musun İbrahim, aleyhisselam, şöyle demiştir, Rabbim dirilten ve öldürendir. Bakara, 258, bir başka ayette de şöyle der, o, beni yaratan ve bana hidayet edendir. Şura, 78, Musa, aleyhisselam, bizim Rabbimiz, her şeyi yaratan ve sonra da onların tutacağı yolu gösterendir, Taha, 50, buyurmuştur. Bir başka ayette de, o sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbidir, Duhan, 8, demiştir. Cenab-ı Allah, Bakara suresinin başında, Ey insanlar, sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin. Ta ki takva sahibi olasınız, Bakara. 21. Buyurmuştur ve Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) e indirdiği ilk ayetlerde şöyle demiştir: Yaratan Rabbinin ismiyle oku. O, insanı alakadan yaratmıştır. Alak. Bir ilahi ki, bu altı ayet Allahü Teala'nın insanın yaratılması ile yaratıcının varlığına istidlalde bulunduğunu gösterir. Kur. Anı iyice düşündüğünde, onda bu çeşit pek çok istidlalin olduğunu görürsün. Bu deli haddi zatında bir delil olduğu gibi, aynı zamanda büyük bir nimettir. Bu durum, kula Allah'ın varlığını tanıtması bakımından bir delil, kula Allah tarafından gelen büyük bir menfaat olması cihetiyle de bir inamdır. Öyleyse o bir cihetten delil, bir başka cihetten de inam, nimet vermektir. İnam ancak inam edenin, nimet ulaştırma gayesini taşıması durumunda övgüye değer. İnsan bedeninin yaratılması da böyledir. Çünkü muhtelif karakterli, şekilli ve biçimli uzuvların, cüzleri birbirine benzeyen bir nutfeden, meni damlasından, meydana gelmesi, ancak yaratıcı olan Allahü Teala, bu huzurları o biçim ve karakterlerde var etmeyi dilediği zaman mümkün olur. Öyleyse bu farklı huzurların meydana gelmesi, her şeyi bilen, her şeye kadir, rahmetinin ve ihsanının hükmüyle ve her türlü faydamıza uygun ve elverişli olacak bir biçimde bu huzurları yaratmayı dilemiş olan bir yaratıcının varlığına delalet eder. İşte durum ne zaman böyle olursa, bunu yapan hamdü senaya hak kazanır. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın sözü, yaratıcının varlığına, ilmine, kudretine, rahmetine, hikmetinin kemaline ve hamdü sena ile her türlü tazime müstahak olduğuna delalet eder böylece de sözü, bütün bu manalara delalet etmiş olur. Sol parantez nokta 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 sağ parantez. Sözüne gelince, bu da, bu ilahın bir olduğuna, bütün alemlerin onun mülkü ve milki olduğuna, âlemde ondan başka hiçbir ilah bulunmadığına ve ondan başka hiçbir mabud olmadığına delalet eder. Sol parantez nokta 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 sağ parantez. Sözüne gelince, bu, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan bu tek ilahın, kul için, ölümden önce, ölüm esnasında ve ölümden sonra, rahmetin, keremin, lütuf ve ihsanın kemali ile nitelenmiş olduğunu gösterir. Sol parantez nokta 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 sağ parantez. Sözü de, Bugünden başka, içinde iyinin kötüden ayrılacağı ve mazlumun hakkının zalimden alınacağı bir başka günün, ahiretin, olmasının, Allah'ın rahmetinin ve hikmetinin gereklerinden olduğuna delalet eder. Şayet ölümden sonra diriliş ve haş olmamış olsaydı, bu, Allah'ın rahman ve rahim olmasına zarar verirdi. İşte bunu iyice anladığın zaman sözünün bir haliki muhtara, sözünün, bu yaratıcının birliğine, vahdaniyetine, sözünün, onun dünyadaki ve ahireteki rahmetine, sözünün de, ahiret yurdunu yaratmış olduğu için, rahmetinin ve hikmetinin ne kadar mükemmel olduğuna delalet ettiğini görürsün. İşte buraya kadar anlattıklarımızla, kulun rububiyet bilgisi konusunda muhtaç olduğu şeyler tamamlanmış oldu. Sol parantez nokta 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 sağ parantez. Den yani itibaren surenin sonuna kadar olan kısma gelince, bu, kulluğun ifade edilmesi konusunda bilinmesi gereken şeylere işaret etmektedir ki, bu şeyler de şu iki kısımda toplanmıştır, kulun yaptığı ameller ve bu amellere bağlı olan neticeler. Kulun yaptığı amellerin iki esası vardır. Birincisi, kulun ibadet etmesidir. Sözüyle buna işaret edilmiştir. İkincisi, kulun, Allah'ın yardımı olmaksızın, bu ibadeti yapmasının mümkün olmadığını bilmesidir. Sözüyle de buna işaret edilmiştir. Bu noktada cebır ve kader konusundaki sonsuz derya karşımıza çıkar. Bu amellere dayanan neticelere gelince bunlar da hidayet, manevi inkişaf ve tecellinin meydana gelmesidir ki sözüyle buna işaret edilmiştir. Sonra, alemdeki insanlar üç gruptur. Birinci grup, hakka ulaşmış, ihlas sahibi kamil insanlar. Bunlar bizzat hakkın bilgisi ve bu bilgiyle amel etme neticesi elde edilen hayrı kendilerinde cem etmiş olan kimselerdir sözü ile bu kimselere işaret edilmektedir. İkinci grup, salih amelleri ihlal etmiş olanlardır ki, bunlar da fasıklardır. Sol parantez nokta 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 sağ parantez, sözü ile bunlara işaret edilmiştir. Üçüncü grup, doğru inancı ihlal etmiş olanlardır ki bunlar bidat ve küfle dalan kimselerdir. İşte sözü ile de bunlara işaret edilmektedir. Bunu iyice anladıysan deriz ki insan nefsinin marifet ve ilim yoluyla kemale ermesi iki kısımdır. A, insanın bu marifet ve ilimleri tefekkür, derin düşünce ve istidlal yoluyla elde etmeye gayret etmesidir. B, insanın bu bilgi ve marifeti kendinden önceki insanların bilgilerinin kendisine ulaşarak bunlarla kemale ermesidir. Sözü birinci kısma, sözü de ikinci kısma işaret etmektedir. Sonra bu ikinci kısımda kulun sahih inanç ile sağlı ameli birleştiren hak ehlinin akıllarının nuruna uyması, kendilerine gazap edilmiş olan, salih amelleri ihlal eden taif ile sahih inancı ihlal eden sapıtmışlar taifesine uymaması istenir. İşte bu surenin sonudur. Bu özetlediğimiz şeylere vakıf olununca, Fatiha suresinin mübubiyet ve ubudiyet bilgisinden mutlu olan makamların hepsini ihtiva ettiği ortaya çıkar. Dördüncü fasıl Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Allah'ın şöyle buyurduğunu nal etmiştir. Salat suresini, Fatiha suresini, kulum ile aramda ikiye bölüştürdüm. Kul, Besmele'yi okuduğunda Cenab-ı Allah, kulum beni zikretti, der. Kul, dediğinde, Cenab-ı Allah, kulum bana hamd etti, der kul. Dediğinde, Cenab-ı Allah, kulum bana tazim etti, der. Kul, dediğinde, Allah, kulum beni yüceltti, der. Diğer bir rivayette de, kulum işlerini bana havale etti, der. Kul, dediğinde, Cenab-ı Allah, kulum bana ibadet etti, der. Kul, dediğinde ise, Allah, kulum bana tevekkül etti, der. Diğer bir rivayette kül, dediği zaman, Allah, bu benimle kulum arasındadır, der. Dediğinde de, bu kuyumundur. Kuluma dilediği vardır, verilecektir, der. Bu hadisten elde edilecek olan faydalar. Birinci fayda, Cenab-ı Allah'ın, Fatiha suresini benimle kulum arasında ikiye bölüştürdüm, sözü, şer'i hükümlerin dayanağının, mahlukatın faydasına olan şeyleri gözetmek olduğunu gösterir nitekim o. Eğer iyilik yaparsanız, kendiniz için yapmış olursunuz, kötülük yaparsanız, yine kendinize yapmış olursunuz, İsra. 7. Buyurmuştur. Bu böyledir, çünkü, kulun en önemli işi, kalbini, önce rububiyet bilgisiyle, sonra da ubudiyet bilgisiyle aydınlatmasıdır. Çünkü o, bu söze riayet etmek için yaratılmıştır nitekim, Allahü Teala. Cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım, Zariyat, 56, hakikaten biz, insanı karışık bir damla sudan, meniden, yarattık. Onu imtihan ediyoruz, bu sebeple onu işiten ve gören yaptık, der, 2, ve, ey İsrailoğulları, size inam ettiğim nimetleri hatırlayınız ve ahdimi tutunuz ki, ben de size verdiğim ahdi yerine getireyim, Bakara. 40 buyurmuştur. Durum böyle olunca, hiç şüphe yok ki, Cenab-ı Allah, bu Fatiha suresini Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e indirmiş, bu ahdi yerine getirme hususunda, muhtaç olunan her şeyi ihtiva etsin diye de surenin ilk kısmını rububiyet, ikinci kısmını da ubudiyet bilgisine tahsis etmiştir. Namazda Fatiha suresini okumak şarttır. İkinci fayda, Allahü Teala, Fatiha suresini, salat, ismini vermiştir. Bu birçok hükme delalet eder. Birinci hüküm, Fatiha suresi namazda okunmadığı zaman, namazın olmaması gerekir. Bu da, namazda Fatiha'yı okumanın, bizimkilerin, şafiilerin, dediği gibi, namazın bir hükmü olduğuna delalet eder. Bu delil, başka delillerle kuvvet bulur. Birinci, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, namazda her zaman Fatiha suresini okumuştur. Cenab-ı Allah'ın, o, peygambere uyunuz, Araf, 158 ayeti ve Hazreti Peygamber, S.A.S. in, benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız, siz de aynı şekilde namaz kılınız. Hadisinden ötürü, namazda Fatiha okumanın bize de farz olması gerekir. İkinci, Hulefai Raşidinde bu sureyi, her zaman namazlarında okumuşlardır. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ın, benim ve benden sonra gelecek olan Hulefai Raşidinin sünnetine sarılınız. Hadisinden dolayı bunun bize farz olması gerekir. Üçüncü, doğudan batıya bütün Müslümanlar ancak fatiha suresiyle namaz kılarlar bin Cenab-ı Allah'ın. Kim müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndüğü yere döndürür ve onu cehenneme yaslarız. Nisa 115 ayetinden dolayı onlara uymamız gerekir. Dördüncü, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fatihatül Kitab olmadan namaz olmaz demiştir. 5. Cenab-ı Allah. Kur, andan kolayınıza geleni okuyunuz, müzzemmil, 20, buyuruyor. Ayetteki, okuyunuz, ifadesi emirdir. Emrin zahiri ise vücub, yapılmasının farz olduğunu, ifade eder. Buna göre, kur, andan insanın kolayına geleni okuması farzdır. Fatiha suresinden başkasını okumak farz olmadığına göre, emrin zahiri ile amel edilerek, namazda Fatiha'yı okumanın farz sayılması gerekir. 6. Fatiha'yı namazda okumak ihtiyatlı bir yoldur. Dolayısıyla ihtiyatlı olanı yapmalı. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana şüpheli gelen şeyi bırak, şüpheli olmayana geç demiştir. 7. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı her zaman namazlarında okumuştur. Bu sebeple onun yolundan dönmenin haram olması gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah onun emrinden uzaklaşıp gidenler çekinsinler. Nur, 63, buyuruyor. 8. Namazda Fatiha, okumanın, onun dışındaki sureleri okumaktan daha faziletli ve iyi olduğu hususunda Müslümanlar arasında bir ihtilaf yoktur. Bunun böyle olduğu sabit olunca biz deriz ki kul namaz kılmakla mükellef tutulmuştur. Var olan bir şeyde asıl olan, onun devam etmesidir. Böylece, namazını ancak Fatiha suresini okuyarak ifa ettiğinde insanın sorumluluktan çıkacağına hükmederiz. Bu şekilde kılınan namazın, Fatiha'dan başka bir surenin okunmasıyla kılınan namazdan daha üstün ve faziletli olacağına işaret etmiştik. Kamil bir şekilde yapmakla mükellef olunan bir amelin sorumluluğundan, onu noksan bir şekilde yaparak kurtulunamaz. Buna göre, Fatiha'dan başka sure okunarak kılınan namazla sorumluluktan kurtulunamaz. 9. Namazdan maksat, kalbin zikrinin meydana gelmesidir. Cenab-ı Hek ve beni zikretmek için namaz kıl, taha. 14, buyurmuştur. Fatiha suresi kısa olmasına rağmen, rububiyet ve ubudiyet makamlarını ihtiva eder. Bütün mükellefiyetlerden maksat, rububiyet ve ubudiyet bilgilerinin elde edilmesidir işte bu sebeple Cenab-ı Allah, bu sureyi. Biz sana Sebul Mesani'yi, Fatiha suresini ve Kur'an-ı Azmi verdik, Hikr 87, diyerek, bütün Kur, ana denk kılmıştır bundan dolayı, diğer surelerin onun yerini tutmaması gerekir. 10. Rivayet ettiğimiz haberler, Fatiha suresi okunmadan namazın olmayacağını gösterir. Allahü Teala'yı zikretmenin önemi. 3. Fayda, Cembav. Allah'ın Kudsi hadisinde, kul, besmeleyi okuduğunda, Allah, kulum beni zikretti, der. İfadesinde birçok yüküm vardır. Birincisi, Cenab-ı Allah. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim, Bakara. 152 buyurur. İşte burada kul, Cenab-ı Allah'ı zikretmeye yöneldiğinde şüphesiz ki Cenab-ı Hak, onu kendisine andığı bir toplumdan daha hayırlı bir toplulukta anar. İkincisi, bu, zikir makamının, kullukta çok yüce ve şerefli bir makam olduğunu gösterir çünkü geçen ayette, Cenab-ı Allah, önce kulun zikrini mevzu bahis etmiştir. Yine bu zikir makamının mükemmel bir makam olduğuna Cenab-ı Allah'ın, zikre emrederek şöyle buyurması da delalet eder. Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Sonra Cenab-ı Allah, ey iman edenler Allah'ı çok çok zikredin. Ahzab, 41, onlar ayakta iken, otururken ve yandan üstünde yatarlarken hep Allah'ı, hatırlayıp, zikrederler, Ali İmran. 191, ve, takvaya erenler, kendilerine şeytandan bir arıza iliştiği zaman, iyice düşünürler. Bir de bakarsın ki onlar, hakikati, görüp bilmişlerdir. Araf, 201, buyurmuştur. Cenab-ı Hak, kulluk makamlarından olan, zikir makamı üzerinde durduğu kadar hiçbir şeyin üzerinde durmamıştır. Üçüncüsü, onun kutsi hadisteki, kulum beni zikretti, sözü, Allah, lafzının Cenab-ı Hakkın kendine mahsus zatı için bir alem, özel, ismi olduğuna delalet eder. Eğer, Allah, lafzı, türetilmiş, müştak bir isim olsaydı, onun mefhumu külli bir mefhum olurdu. Şayet böyle olsaydı, o zaman Cenab-ı Hakk'ın hususi ve muayyen zatı bu lafızla anılmazdı. Rahman ve Rahim, lafızlarının külli birer lafız olduğu zahirdir. Böylece Allah'ın, kulun beni zikretti, sözü, Allah, lafzının. Cenab-ı Hakk'ın alem ismi olduğuna delaleti sabit olur. Hadisteki, kul dediğinde, Cenab-ı Allah, kulun bana hamdetti, der, ifadesi, hamd makamının zikir makamından daha üstün olduğunu gösterir alemin ilk defa yaratılmasında söylenilen sözün olması da buna delalet eder. Çünkü, Hazreti Adem, aleyhisselam, yaratılmadan önce, melekler,